Yazar ve yönetmen Mete Akkuş var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sen diyebiliyoruz değil mi? Tabii ki de. Yaş farkımız olmadığını düşünerek sizi bizli değil de senli benli konuşursak daha güzel olur. Kitaptan önce sizi tanıyabilir miyiz? Önce seni tanıyabilir miyiz? Mete Akkuş. Mete Akkuş kimdir? Evet. Diye soruyorsunuz. İnsanım önce. Ama yönetmenlik yapıyorum. Meslek olarak kendime yönetmenliği seçtim. Reklam yönetmenliği yapıyorum tüm dünyada. Paris'te başladım yönetmenliğe. Daha sonra Londra'da devam ettim. Sonraları gelen her teklifi kabul ederek tüm dünyayı reklam yaparak gezdim. Ne kadar güzel. Hem çalışıp hem geziyor olmak. Benim hayalim bu olsa gerek. Hem çalışıyor hem de geziyorsunuz. Çok zevkli oluyor gerçekten. Çünkü sevmiş olduğum bir şeyi yapıyorum. Yaparken de en güzel yerlerde, en güzel şekillerde, en güzel ortamlarda kalma fırsatım doğuyor. Çok şanslıyım bu konuda. Asıl mesleğiniz yönetmenlik. Yönetmenim. Ama bir kitap çıkardınız. Şiir kitabı. Aşktan ötürü. Evet. Nasıl, peki yönetmenlik yaparken yazarlık yapmak nasıl aklınıza geldi? Nereden çıktı? Nereden yani yazma isteği nereden geldi? Aslında yazı her daim idi hayatımda. Her zaman vardı yazı hayatımda. Çocukluktan beri yazıyordum zaten. Hikayeler yazardım, şiirler yazardım, kısa öyküler yazardım, çizerdim aynı zamanda. Bunları bir araya getirmek isteği sürekli vardı içimde. Bir ilhamdı, bir goal gibi bir şeydi. Onu takip edip yapmak istedim. Yani tamamlamak istedim, maddeleştirmek istedim. Ve yazı her zaman vardı, her zaman. Ne kadar güzel bir şey aslında yazı yazıyor olmak. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz yazar, yönetmen Mete Akkuş. Aşktan Ötürü kitabının ismi. Bugün bize kitabıyla ilgili inşallah içinden de güzel şiirler bize okursun rica edeceğiz senden. Canlı yayınımıza bağlanarak bize katılabilirsiniz. 0212 625 64 64 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben bu soruyu çok sormak istiyordum aslında gelen yazarlarımıza. İlham nasıl geliyor? İlham geliyor mu yoksa siz bir anda uyandığınız zaman benim aklıma bunlar geldi, bunları yazmak istiyorum mu diye yazmaya başlıyorsunuz? İlham farklı şekillerde geliyor aslında. Bir konuya konsantre olduğumuz zaman uzun süre özellikle onun hakkında doneler gelmeye başlıyor bize. İşte bir arkadaşımızdan bir cümle duyuyoruz, gazetede bir şey okuyoruz, televizyonda bir haber duyuyoruz bunun hakkında. O doneler mantıksız gelebilir bize ama onlar bir birikim içinde bir nükleüs yaratıyor, bir enerji topu gibi bir şey yaratıyor içimizde. Kendine doneler, enerjiler toplayıp içimizde maddeleşiyor aslında. Biz fark hakkında olmadan ve bu bir süre sonra çıkma isteğiyle, dışa vurma, maddeleşme isteğiyle dürtü olarak bize geliyor ve biz kalemi, kağıdı alıp yazmaya başlıyoruz ya da klavyemizi alıp şarkımızı bestelemeye başlıyoruz. Ya da sabahları, çünkü sabahları kalktığımız zaman en saf, berrak, zihnimizin en berrak olduğu an. Bilinçaltımız daha açık ve ulaşılabilir, erişilebilir olduğu için uyanır uyanmaz gelen her fikir doğru fikirdir. Çünkü yanında zihnin hayır yapamazsın, hayır öyle olmaz müdahalesi yoktur. Yani bir negatif ya da
öğretilmiş olan koşullanmaya maruz kalmıyor ilham. O yüzden daha kolay bir şekilde aktarılabiliyor. Maddeleştirilebiliyor. Bir şeye konsantre olduğumuz zaman, gerçekten onu istediğimiz zaman ve onu yapmak istediğimiz zaman etraftan mutlaka bir şeyler geliyor ve onları toparlıyoruz, değil mi? Yazarlık. Yani bunu yazarlık için anlattığınız için söylüyorum. Hani diğer işler için yaparken de düşünüyorum. Bir şeye konsantre olduğumuz zaman zaten bir sürü bir şey geliyor ve toparlanıyor. O iş ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Aynı zamanda aslında bunu her kişi ulaşabilir, herkes için ulaşılabilir bir şeydir ilham. Herkes de vardır, herkese gelir. Ama bunu kabul etmeyiz ya da ederiz ya da onu sadık kalarak onore edip uygulamaya geçeriz, adımını atarız ya da atmayız, bu bize kalmış bir şey. Peki kitaptan bahsetmek istiyorum biraz. Şiir kitabı ve doğayla da çok özdeş bir kitap aslında. Doğayla ilgili de anekdotlar buluyoruz kitabın içerisinde. Neden aşktan ötürü? Aşka çok inanan bir insan mısınız? Aşık olmasam burada olmam. Var olmam. Var olmamızın nedeni aşık olduğumuzdan dolayı. Biz hayata aşığız aslında. Kendimize de aşığız. Sadece bunu açığa vuramıyoruz. Toplum bizi dışlamasın diye. Dışlanmamak için kendimize olan aşkımızı örtbas ediyoruz. Peki kitabın adı Aşktan Ötürü. Neden Aşktan Ötürü? İçindeki bir şiirden dolayı mı? Yoksa genel olarak bu yaşadığımız aşktan dolayı mı? Aşktan ötürü, neden aşktan ötürü? Güzel bir soru, teşekkür ederim. Ben neden buradayım sorusunun cevabı. Ben neden bir şeyler yapıyorum? Ben neden sabah uyanıyorum? Ben neden akşam uyumaya gidiyorum? Ben neden yemek yiyorum? Ben neden arkadaşlarımı görmeye gidiyorum? Ben neden işe gidiyorum? Tüm bunların cevabı aşktan ötürü. Ben neden buradayım? Aşktan ötürü buradayım. Aşk ama o ilahi aşk, aşktan ötürü buradayım. Yani kaynak, evren, kainat, enerji, Allah dediğimiz, adlandırdığımız ve bir sürü daha isim kullanarak o güce vermiş olduğumuz isimden dolayı ben ona aşk diyorum. O yüzden de Aşktan Ötürü kitabımızın ismi. Kitaptan biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl başladı? Nerede başladınız? Ben mesela çok merak ederim. Yazarların kitabı ilk yazmaya başladığı yeri, ortamı çok merak ederim. Ben de çok iyi hatırlıyorum. İstanbul'daydık. 8-9 yaşında falandım sanırım. Ve ilk yazımı yazmaya başladım. Kız kardeşim geldi. Neden yazıyorsun Meta dedi. Ben de çünkü kitap çıkaracağım dedim. 9 yaşındayken. Evet. Ve o zamandan bu zamana o kitap kendiliğinden oluştu aslında. Ben o anda niyetimi ve siparişimi vermiştim. Kafaya koymuştum. Evet. Sonra bugüne kadar birçok zaten eserler birikti ve nasıl peki çıkartmaya nasıl karar verdiniz? Çünkü zaten bitmişti. 18 yaşında, 19 yaşında kitap zaten bitmişti aslında. 160 sayfa vardı. Bunları önce daktiloya type edip, daktiloda yazıp daha sonra o kağıtları kendimle taşımaya başladım. Hı-hı. İşte Londra'ya gittiler benimle, New York'a gittiler, Los Angeles'a gittiler, Dubai'ye gittiler. Bir süre sonra artık taşımayayım dedim bunları. Bilgisayar ortamına koymama rağmen o dosyalar, o kağıtlar o kadar değerli ki hala şimdi annemin evinde saklılar orijinalleri. Bir şekilde bunları her zaman alabilme imkanım olmasını ya da alıp okuyabilme imkanının olmasını istemiştim. O güç veriyor değil mi? Onların orada olduğunu bilmek insana. Evet. Ama bir aynı zamanda da işte bir şeyler olur, kaybolurlar falan tedirginliği de vardı aslında yıllar boyunca. En sonunda neden yapmıyorum ki bunu dedim. Gurur mu duymuyorum acaba yazdıklarımdan?
gurur duyuyorum yazdıklarımdan. Hepsi ilham olarak geldiler, hepsi aşktan ötürü geldiler. Peki şimdi yazarlık, kitap çıkardınız, söyleyemedim pardon. Kitap çıkardınız ve yönetmenlik devam ediyor mu? Şimdi evet, neler yönetmenlik yapıyorsunuz? Devam ediyor. İsim markaların isimlerini söyleyemiyoruz herhalde. Evet, söylemiyoruz. Yasak olduğu için. Son çok güzel bir iş bitirdik. Ayın 20'sinde yayına girecek. Gösterimi olacak. Reklam filmleri devam ediyor. Yazılar devam ediyor hayatımda. Ama reklam filmleri devam ediyor. Londra'da reklam filmi çektim Londra'dayken. Daha sonra buraya geldim. Birkaç ay burada kaldıktan sonra burada da birkaç iş yaptım. Peki reklam yazarlık olarak devam ediyor mu? Bunun yazarlık yanında devam ediyor. İkinci kitap hazırda bekliyor. Matbaaya gidecek. Buradan Can'a sevgilerimi gönderiyorum, yayıncım. Yakında çıkacak o da, ilk adım adı. Peki biz kitaptan bir şiir istesek sizden nasıl olur? Olur. Bize bir şiir okuyabilir misiniz? Olur. Ne okusam acaba? En sevdiğiniz, hepsi sizin çocuklarınız gibi oluyor ya, hani böyle bir söylem vardır ya. En sevdiğiniz hangisi ise onu okumanızı istiyoruz. En sevdiğim hangisi? Ben öyle sanırım ilk baştaki, ilk sayfadaki kısa şiiri çok seviyorum. Hı. Aslında hepsini çok seviyorum. Farklı farklı kişiler okuduğunda da daha farklı şeyler buluyorum kendi şiirlerimde. Çünkü ses tonları, vurgulama o kadar değişken oluyor ki gerçekten de wow, çok güzel yazılmış, çok güzel cümle kurulmuş diye hayranlıkta bazen işte o gelen ilhama hayran olarak dinliyorum ben de. Ama ilk sayfada güzel bir şiir var. Diyor ki, hep doğru yerdeyim, hep doğru zamanda, hep doğru kişilerle, hep doğru anda. Her şey benim yansımam, dünya benim aynam, ben neysem herkes o, bu kadar basit yaşam. Ne kadar güzel. Yani yüreğinize sağlık, çok güzel. Ben kitaptan baktım tabii ki şiire. Hepsine bakamasam da biraz baktım. Çok güzel şeyler var ve doğayla, doğayı çok seviyorsunuz anladığım doğayı kadarıyla. Doğayı kullanıyorum. Doğayı, evet, şiirlerinizde çok fazla kuşlar, böcekler, çiçekler. Çünkü onlar bizim için varlar. İlham veren, gerçekten de saf olan varlıklar. Onlar görevlerini tamamıyla içtenlikle ve aşk ile yaparlar. Bizde zihin olduğu için biz tereddütlere düşebiliriz, şüpheye düşebiliyoruz, vesveseye düşebiliyoruz. Ama onlarda öyle bir şey yok. Onlar içgüdüsel olarak tamamıyla dürtülerini, ilhamlarını onore ederek yaşarlar. Kalkıp şarkı söylerler. Çık 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 çık. Ne, nasıl tepkiler alıyorsunuz kitaba? Kitap çok beğeniliyor, seviliyor. Herkes kendinden bir şey buluyor içinde. Mutlaka yani benim belki hoşuma gitmeyen bir şey ya da daha az sevdiğim bir şey başka birisine o kadar çok anlamlı geliyor ki. Mesela Ankara'da değerli bir okuyucum var, Suat Bey. O kitabı okuduktan sonra orada bir cümle görmüş. Ruhum seni unuttu, ruhum seni sevmiyor diye. Ve geri geldi imza gününde. Ruhun sevebileceğini bilmiyordum dedi. Mesela bize bunu söylemesi, bana bunu söylemesi muhteşem bir şeydi. Çünkü ona dokunan bir şeydi. Onun için yazılmış bir şeydi. O cümle onun için yazılmıştı. Benim için değil, sizin için değil, başkaları için değil. Sadece onun için. Yani her cümlenin bir görevi var. Her cümle başka birine, birilerine hitap etmek, fikir vermek, bir şeyler çağrıştırmak için yazılmış aslında. Kitapta çizimler var, çizimlere yer vermişsiniz. Bunlar sizin elinizden mi çıktı? Kimin çizimleri? Hepsi tamamıyla benim elimden çıktı. Yani benim elimi kullanarak çıktılar daha doğrusu. Bunlar da aynı şekilde şiirler gibi. İşte bir peçeteye çizdiğim resim, kara kalem çizimi ya da ilham gelerek kağıtta gördüğüm, tavanda gördüğüm, duvarda gördüğüm, yerde gördüğüm, halıda gördüğüm
Ama çizmek istediğim ve var olmak isteyen resimler oldu. Onları da bir araya getirip şiirlerle harmanlayıp çok güzel bir kitap çıkardık ortaya. Peki tasarımı kime ait? Kitabın kapağının tasarımı? Can tasarladı ama üzerindeki çizim benim. Hı hı. Oradaki figür, Paris'te yürüyen bir kız var orada. Bohem bir şekilde yürüyor. Hatta bir güzel bir tanıtım şey de yapmıştık, filmi de yaptık. Animasyon şeklinde saçları savruluyor. Evet, birazdan izleyeceğiz zaten o animasyonu. Çok güzel bir şey. Onu da Paris'te çizdim. O tamamıyla bir bohemian, parisien figür kitapta. Peki birçok klip çektiniz, birçok reklam filmi yönetmenliği yaptınız. Kitap çıktı, ikinci kitabınız da yolda. Ayrıca ikinci baskı geliyor, ondan da bahsedelim isterseniz. Evet, Aşktan Ötürü ikinci baskıya girdi. Bundan çok mutluyuz, teşekkür ederiz. Tüm okuyuculara teşekkür ederim. Gerçekten beğenmeleri, okumaları, almaları bizi onurlandırıyor. Daha fazla yapmama ilham veriyor, sağlıyor. Hepsine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum buradan. İkinci baskının da olması gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü hani şiir kitabı, herkes şiir yazıyor ülkede denildi genelde. Nasıl işte insanlara ulaşır mı, gider mi? Herkes diğer eski şairlerden söz ederken ben burada Meta Akkuş olarak kendimi şair olarak öne atmam ve challenge etmem tabii ki ilham verici bir şey oldu öyle sanırım piyasa içinde ve okuyucular da sevdiler. Bu gerçekten onların sayesinde oldu ikinci baskı, okuyucular sayesinde. Ne kadar güzel. İnşallah ikinci kitap da gelir ve o da çok başarılı olur. Teşekkür ederim. Dediğim gibi birçok sinema, klip yönetmenliği yaptınız. Reklam filmleri. Reklam filmi yaptınız. Kitap çıkarttınız. Sizce başarı böyle bir şey mi? Yani çok çalışmakla alakalı herhalde başarı ama hangisinde daha başarılı olduğunuzu hissediyorsunuz? Mutlu olduğumda başarılı hissediyorum. Başarı bir elde edilmesi gereken bir şey değil. Bir şeyler yaparak alınan bir şey de değil. Başarı bir histir. Hissetmekle alakalıdır. Aşk gibi. Aşık olmazsınız. Aşkı hissedersiniz, aşık olduğunuzu zannedersiniz. Gerçek aşk var mı? Bunu yayından önce de aşk sordum var. Ama cevabını alamadım. Gerçek aşk var mı? Aşk var. Şu anda yaşadığımız aşk aslında. Seyircilerin bizi seyretmesi, bizim burada olmamız, bir arada olmamız, kameramanın gözünün bakışı. Bu bir aşk aslında. Tamamıyla aşk. Gerçek aşk var. Yani ben aslında aşkı tamamen kadın erkek ilişkisi arasındaki hani aşk olarak değerlendiriyorum. Tutmuyor ondan sonra patlıyor. Evet, o yüzden soruyorum, gerçek aşk var mı diye. Ya da ilk görüşte aşk var mı i̇lk sence? İlk görüşte aşk var, hayranlık var. Tamamıyla bir göze hitap var. Hayran olursunuz, mest olursunuz. Ondan sonra aşık olduğunuzda tutku başlar ve ona sahip olma isteği, arzusu, hırsı ile tamamıyla kıskançlık, diğer negatif hisler devreye gider. Bu da bir ayrı gayrılık yaratır daha sonraları çünkü sıkar boğar. Asıl gerçek aşk sevmektir. Sevdiğinizde hem hayran olmuş olursunuz. Aşk da vardır ama tutku ya da negatifliği yoktur. Ben aşkla sevginin aynı olduğunu yani aynı yerde varılabileceğine. Evet, yani ikisinin farklı çünkü olduğuna inanıyorum. Çünkü aşk tutkudan söz ediyor. Sizin dediğiniz aşk aslında tutku dediğiniz şey. Sahiplenme isteği, benim ol çağrısı. Yani o çok yüksek duygular. Hani sevgi bence daha böyle hani saygı vardır sevginin içinde. Evet, daha stabil bir duygu gibi geliyor bana ama sevgi. Ama daha derindir. Evet, daha düzgün, daha derin, daha hani olabilitesi güzel ve yüksek ama aşk biraz daha böyle sanki hastalıklıymış gibi geliyor ya da daha zor, daha böyle inişleri çıkışları olan i̇şte bir duygu gibi geliyor. O yüzden hani aşkla sevgi yani ikisini aynı değerlendirmiyorum. Bence en güzeli tabii ki aşık olmak ama tutkudan öte yani
birisi sizin olamaz. Çünkü bir kişi sizin sadece yansımanızdır. Aynadaki gördüğünüz sizsiniz aslında, başka bir bedende. Şimdi aynada olan bir imaja, kendi imajınıza nasıl aşık olabilir, nasıl sahip olmak isteyebilirsiniz ki? Olamaz, imkansız. Sevebilirsiniz, hayranlık duyabilirsiniz, takdir edebilirsiniz. Onda onu yaratan, o güzellikleri bir araya getiren atomları, molekülleri görebilirsiniz. Ve hayranlık duyabilirsiniz sadece. Bu da sizin için çok güzel bir his yaratır içinizde. Hücrelerinizi yeniler, tamamıyla sizi güzelleştirir. Çünkü sevmek hissi insanı en çok güzelleştiren, en güzel makyaj ve en güzel şeydir. Evet, sevmek insanı dediğiniz estetik gibi güzelleştiriyor. Yani aşk da sevgi insanı güzelleştiriyor. Mutlu olduğumuz zaman zaten bence her şey iyi gidiyor hayatta. Yani o yüzden başarılı. Her şey, evet, o yüzden başarılı oluyoruz. Hayatımızın her yerine de yansıyor herhalde bu. Evet, o yüzden benim için başarı zaten John Lennon'un demiş olduğu gibi mutlu olmak. Mutlu olmak başarı. Çünkü bir şeyler yaptığımız zaman onlar gidiyorlar. Daha fazlasını yapmak istiyoruz zaten. Sürekli daha fazlasını, sürekli daha beklentilerimiz çok fazla kendimizden. Çünkü kendimizi tecrübe etmeye geldik buraya. Biz buraya kendimizi tecrübe etmeye geldik. Keşfetmeye, tanımaya, bir şehre gidiyoruz gezmeye. Ama biz kendimizi getirdik ve kendimizi geziyoruz aslında. Yaptığımız her şeyde, gittiğimiz her yerde, konuştuğumuz her insanda kendimizi keşfediyoruz. Evet, kendimizi keşfediyoruz bu evet. Yaptığımız her şeyi. Evet, ikinci kitaptan biraz bahsedelim. Herhalde hazırlıkları başladı. İkinci kitap tamamıyla farklılıkların, frekansların, oluşumların, çeşitliklerin nasıl olduğunu, evrenin, kainatın, bu alemin nasıl meydana geldiğini anlatıyor. Aynı zamanda bizim bunu kullanarak kendi hayatımızı nasıl şekillendirebileceğimizi, yönlendirebileceğimiz için güzel bir kılavuz olarak gelecek. Yani kendi düşünce ve hislerimizin tamamıyla bize hizmet eden en önemli unsurlar olduğunu anlatan bir kitap. Ve bunları nasıl kullanırsak istemiş olduğumuz sonuçları elde edebiliriz hayatımızda. Herhalde onu yazmaya başladın artık. Bitti. Bitti. Kitap bitti. Şu anda yayın evinde ve yakında raflarda olacak. Oo, çok güzel. İnşallah. Çok yakında. İnşallah aşktan ötürü gibi çok başarılı olur. İkinci, üçüncü baskılarını da inşallah görürüz. Burada yeniden konuk ederiz sizi. Ondan seve seve memnuniyetle gelirim. Ondan da konuşuruz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, yarın yine aynı saatte Cem TV ekranlarında olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şeyi aşktan ötürü yaparız. Aşktan ötürü varız, aşktan ötürü yaşarız. Her şeyi aşktan ötürü yaparız. Biz aşk ile nefes alır, aşk ile can atarız. Aşk, aşk, aşk. Aşktır bizim özümüz, aşktır köprümüz, yolumuz, yolculuğumuz, ömrümüz. Aşk, aşk, aşk.